Ya kaydetti telefon çaldı. Açmayı verir şunlara gideriz. Gelemedik bak kısmet değilmiş. Ama söz. Kopuk uçutmayla gelirsek. Teste alacağız. Abi senle biz piste çıkalım. Eti sizin kemiği bizim. Piste çıkalım senle. Öyle mi? Piste mi var burada? Bir gün denk gelir. İstanbul Park var ya. Formula 1 pisti var. Senle çıkalım evet. Bunun rally şey var. Aa, var mı? Ben 2 sene bitti o zaman. Ben 2 sene 3 2,5 sezon 2,5 sezon ben rally yaptım co-pilot olarak mi? Evo 8 ile Evo 7 ile. Ben de severim rally. M5'leri 250'den sonra aşmazlar. 370'e kadar gider aslında evet. M6. Evet. 2 hafta İspanya'da kursunu göreceğim. Diplomasını alacağım. Ondan sonra açıyorlar demiyorum. Onu yaptı bu. Onun için bunu açıyorlar. Bu lastiği bizde sanayide de açıyorlar, götürüyorsun hemen. Orada olmaz. Orada. 2 saat sürüyor abi. Aynen. O zişahit şeyini, zişahit diyor. Bu güvenliği yapmazsa. Ant'ta da M5 var. Ant'ta da M5 var. Şurada da M5 var. E39 ama eski, makbulü. Kaçtı? 2000 model. 2000 model. 2000. İlk böyle E39 kasa. Kaç piyasa onlar? 400. Yani 400 mü? Evet. Diyorsun treningi yaptın. Ne güzel, yapalım. Güzel mi? Öf, içiyor, içiyor. 10 silindir değil mi? 8. 8 mi? İyiymiş. 10 silindir, bir sonraki. E60 o. Çay, buraya çay... tamam. Çay? Soda. Senin arabanı kaç çekiyor mesela? 2 çay. Ben sürersem 10,5 kadar. Süper. Ben Almanya'dan geldim 10,5. Çok güzel. En fazla 11 litre. Yani 12 silindir bu makine. Aa, 12 silindir. Çok az. Bu gitti giderken 15'ten aşağı 20. 6000 euro benzin verdik sadece. 22. İyi gene. Şehir için de. Bu hiç. İyi gene 12 silindir makine yani. Yine iyi 12, 11 litre. Çevirme var mı yani? Yani yok. Şey yapıyorlar mı cezamede? Hayır. Adam arabadan ineceğiz biz kayboluyoruz zaten. Bulgar ne? Arabadan inene kadar biz gitmiş olduk. Aynadan görüyor. İniyorlar yavaş yavaş. Kovalamaya uğraşıyor. Elini bile kaldıramadı. Al böyle bir dene. RS6 ile çıktım ben otobana. Almanya'da. Ben S250 CDI kullanmıştım otobanda. Bir de E300. Lansmana gitmiştik kaç sene önce. Öyle 250 falan yapmıştık biz de. Güzel, çok zevkli ya. Alman otobanı da. Şimdi süper. Kimse önüne geçmez orada. Korkma, Almanya'da aynen. Korkma. Araba aynen. Sürmenin zevki de orada. Yani kimse önüne hatalı çıkar diye korkma. Burada o şey yok. Bu güvenlik yok. Yolda orada olan... anında adam 70 ile sol şeride geçebilir yani. Olabilir. Onu düşünme. 7-60 ile içinden geçersin adamın sonra. Orada sıfatladığımızda 260 ile ama boşu da o zaman. Görüyor adam zaten, kaçıyorsun. Kimse yani hiçbir şey uyarmadan şeridinden dışarı çıkıyor. Zaten en güzel rahat bir orada yani. Ben kasmıyor. Acaba önüme geçer mi geçmez mi diye bir sıkıntı yok. Ne kadar suratlı olursa o mutlaka o sinyal verdikten sonra geçeceğini bildiğin için rahat. O bilinç eğitim olduğu için işte. Aynen, ben de baklarda falan gözün kapalı dönüyorsun yani. Biliyorsun adam girmeyecek. Girmeyecek, evet. Yani bizde de tam rahat. Tersi. Bizde de çemberin içinde yol veriyorsun, adam geçiyor falan. Evet. Biz şey, egzorsist filmi gibi kafayı böyle komple 360 çeviriyoruz. Görürken bir şey olmasın diye. Nereden ne gelecek belli değil. Gerçekten tehlikeli. Onun için Avrupa'da mesela çemberde istediğin kadar yanla. Çevire, bütün çemberi çevir. Kimse girmiyor. Kimse giremez. Ben tırla kaç kere. Aynen, tırla. Daha düşünüyorum derim böyle. Bu bakallarda şöyle yaparlar. Posta arabası. Abi biz de Almanya'ya gelirsek senin tırdan o zaman bir test sürüşü yaparız. Ben çok istiyorum kullanmak. Araba da bu kadar işte buyur. 600'lük Mercedes'ler, 600 PS. Volvo falan var mı hep Mercedes? Volvo'yu alacağız yani Hollanda'da. FH16'lar falan var. Çok iyi onlar, 700 beygir. Biz eskisini arıyoruz. 92 modelini bulduk, denedim. Hollanda'da bir arkadaş gitti baktı. Sarı bir şey. Şimdi onu bakacağız. Aynen. Yer fiyatla ulaşsa alacağız onu. Eski mazileri vereceğiz. Buraya getirip içini dışını. Burada veya İtalya'da komple restore. İçin şöyle bir şey yer kenarına gibi olsun. Lambalar mambalar. Şey böyle. Günlüktür. Günlük kullanıma uygun. Ne kadar mesela böyle bir şey olur? Ne kadar? O eskiler ucuz. 10 bin, 5 bin, yıl bu aracağımız 27 bin istiyor adam ama bilmiyoruz neden. Böyle bir antika. Yalnız bu çekici piyasasında abi hiçbir zaman ölmüyor makineler. İşte ben Kıbrıs'ta var. Okudum. Hurdalık'ta belki 80-90 model yılın motoru vardı. Motoru Afrika'ya satıyorlardı. Sırf motor. Motora bir şey olmaz. Sırf motor. Adam motoru topluyor ya da şey Afrika'ya bilmem ne 3. Dünya ülkesine yani öldüremiyorsun makineyi. Sen miydin bana telefon açan? Bu ya bravo. Ben Sinan abi. Ha sen Sinan. Ben Doğan abi. Onu biliyorum Doğan abi. Bunu da biliyoruz. Hakan dedi ya. Kim ne abi? Hepsini Hakan bana anlattı. Lan Hakan. Hakan.
O senin takipçin mi? Abi. Bizim de takipçimiz yani, herhalde. Gurbetteki yabancıların buranın uçuyordu. Yani ona dedim. Sağ olun. Ben hemen kurayım vereyim dedi. 20 dakikada yaptı verdi 2 sene önce. Abi Superb kullandın mı Skoda Superb yenisini? Vallahi kullanmadım. Bizde var, istiyorsan bineriz şimdi. Binelim ama ben almayayım sağ ol. Siz şimdi BMW'yle gelmediniz mi bize abi? Yok yok, Superb'le geldik. Bir tane Hyundai var, bir tane Skoda var. Evet, evet. Hyundai. Hyundai yine iyi de. Abi bizde ÖTV çok. Abi Skoda da iyi ya. Skoda da mı iyi? Gerçekten. Gerçi o Favia, şu... Audi. Audi de. Aynen. Favia. Güzel yaptılar. Yani Favia'nın aynı şey. 19 jantlar falan var. Güzel yani, seversin. Biliyorum, görüyorum. Ama bu da pahalı o gavullar. Tabii tabii. Vallahi neredeyse Passat'a yaklaşıyor. Tabii ben Passat yerine Superb alırım. Öyle mi? O derece yani. Passat'a da kızıyordum. Bak benim admin Veysel Hatay'dan geldiğimizi aldım. Mecbur kaldım. Passat'a da bindik. Aynen. İnşallah kimse görmemiştir ama biniyor. Nasıl görmüyor. Binmem diyorsun BMW'den aşağı. Ya, bineriz. Öyle şey değiliz de yani. Sevmedim. Evet. O Favia'nın o amblemini sevmiyorum. He. Mercedes'i seviyorum abi. Mercedes'i hiç sevmiyorum abi. Vallahi. Hep BMW mi? Kaynana gibi geliyor bana Mercedes. Vallahi. Mercedes'i gördüm kaynanası. Vallahi. Hiç sevmiyorum. Çünkü Almanya'da Mercedes'i söylen hep ihtiyarlı. Evet. Benim yani şöyle bir 25 yaşında bir genç tek tük yani binde bir. Gence hitap etmiyor Mercedes dediğin gibi. Mercedes hep ya, ihtiyar emekli oldu. A serisi belki. A45. E klasına. Veya C klası benim param var. Önümden çekelim. Böyle bir tipleri var adamın. Evet. Yani Avgant denir Almanya'da. Avgant ne lan? Burada havada. Burada havada gibi ya. Evet. Mercedes'im var. Ondan beri çıkarıyorum Mercedes'im. Bir de bilmiyorum. BMW yırtık arabası. BMW aynen. Herkes genç. Spor. Hani hırçın bakışı var ya işte. Aynen. Aynen abi. Gözleri yatıyor. Cinler diyor şimdi kapıyı aç, hepsini kakaşlar şundan. Abi şimdi şey, Hyundai yeni Elantra. Ha konuşuyor. Yeni Elantra. Yeni Elantra. i30 var mı Almanya'da? i30 var. Onun işte sedanı gibi düşün. Büyük. Sedan diye siz uzuna diyorsunuz değil evet, mi? Dört kapı. Sterjine demiyorsunuz. Bagajı olan. El çantalarına demiyorsunuz. Sedan. El çantası. Şu mesela el çantası gibi şunlar, sterjinde bu. Ben ona şey, el çantası derim. Doblo. Fiorino. Aman kızmıyorum. Kimse yanlış anlamasın arkadaş. Bizim arabaya küçük ne dediniz demeyin. Konuşmamız bu. İstanbul'da zor abi araba kullanmak. Ya zar ya. Kendi araban olsa korkman da böyle yeni Almanya'dan araba... sonra daha da zor gelir. Aynen. Yeni araba ya. Bir de size de emanet, bize de emanet. Onun için aynen. İnsan korkuyor. Biri cızarsa gitti aynen işte yeni araba. Aynen öyle. Kulağa gittin ne bakacağın zaman gittin aynen. Kulağa gitti. Kulak desen 500-600 lira en az. Abi üzerine titreyince kesin bir şey oluyor ya. Hiç böyle... Bir de öyle bir şey var tabi. Sakınan göze çöp göz atıyor. Aynen. Nasıl buldun abi içini falan? Vallahi içi iyi. Sürmesi de iyidir. Yalan söylerim. 136 beygir abi dizel. 1.6 dizel araba. Öyle mi? Onu bilemek burada da. 300 torku var. 136 yani... dizel bu Golf gibi. Golf 6 gibi ya. Tabi daha kuvvetli onlar. GTD Golf gibi. GTD'den biraz GTD daha az kuvvetli. GTD vardı bizde. Arkadaşım, komşum da ondan biliyorum. 2.0 değil mi o? Vallahi bilmiyorum. GTD 2.0. Doğru. 2.0 olması lazım. GTD iyi onlar. Turboluydu. GTD Golf 6. Çok da pahalıydı o arabayı. 37 bin liraya aldı. Tabii. 37 bin euro. Ismarla'da ama. Abi sağdan çıkıyoruz. Sağdan çıkıyoruz. Sağdaki bize yoldan. Ben de sinyal yakıyorum. İstanbul'dayım. Unuttum. Kusura bakma kardeş. Sinyal yaktı. Sağdan çıkalım abi buradan. Aa, trafiğe gel ya. Abi İstanbul Kalesi trafikteyiz. Abo. Zaten kaçış yok oh, İstanbul'da. Öyle mi? Abi kapanmadan geçiştiririz seni ama. Sıkıntı öyle yok. Mi? Kapanmadan geçiştiririz. Kapanırsa da açtırırız abi. Kapalı aynen. Çarşı. Kapalı çarşı. Abi baharatını, maharatını, kahveni, Türk kahveni falan alacağız. Türk kahvesi alacağız onun için gidiyoruz. Zaten şey orada, yeri orası. Ha. Oraya varalım, bize indirin ondan sonra hadi gidin lan. Hadi yallah. Kurtulduk diyorsunuz. Şeyin yok Allah'tan, uçak telaşı yok. Uçak yok yarın. Uçak yarın, o telaş yarın başlayacak. Ha o aman. Ya kaçsa ne olur Serdar ha. Kaliteyi arttırırsam. Serdar stres onun yapmaz. Onun için çevirme olmuyor olabilir. Bu uçak olmazsa öbürü olur. Geçsin. Nereden çıkıyorsun bir buranın? Böyle devam abi. Abi böyle devam. Soldan çıkacağım. Biz buradan çıktık Serdar taksinin. Aynen. Hatırlıyor musun? Aynen. Taksiler burayı kullanır. Bak bir geçtim demek ki unutmamışım. Biz burayı çıktık çünkü. Kışın ne bakıyorlar ki burada diyorum ben. Nasıl çıkıyorlar? İşte abi, zaten arkadaş zaten kaygan. Tuzluyorlar buraya ya. Zamanında yapılmış. Abi.
Lan İstanbul'da araba sürdük sayenizde. İyi bak ne güzel Türk işte. Türk plakalı vallahi. Abi Almanya'ya gelince bak ne? Söz verdin ben çekiciyi kullanırım. Tabii Serdar'ın tamam. Garaja gel tamam. Dön. Zabık kartın gibi dön. Boş bir alanda döneriz. Zaten garajın yeri büyük. E tamam işte. Dolandır orada depo korkarım bir tane. Korkarım ben kadar. Zaten kocaman şey çarparız ederiz. Yok onu, o daha bundan yok. Kolay. Onu sürmek tırı sürmek bundan kolay. Öyle mi? Tabii. Doğrudur aslında. Doğru. Otomatik onun bir de cihazları var. Tabii her şey kendi kendine gidiyor neredeyse. Ha, sen direksiyon tut yeter onda. O sefer Serdar onda tutmuyor. Onun, araba kendi onun gidiyor. Onun düz vitesini kullanacağım öyle. Tım, tıs, onu alacağız işte bulacağız şey, onu. Volvo. Tım, tıs, tıs, böyle ya. Şeyle havalı şeyle. Geçişler. Yavaş deprejler. Aynen. Kaç vites oluyor onlar? Bazıları 16, bazı ya 12, 8, 4, 4 böyle kademeli olur onlar. 4 ağır, 4 seri, ondan 8 de takviyesi olur, 16 derler. Abi dün, şimdi dümdüz aşağı. 6, dün, şimdi hep otomatik 12 fides. Dümdüz aşağı abi. Düz gidiyorsun. Evet, dümdüz aşağı iniyorsun. Lan taksi bizi kandırmamış, aynı gidiyorsun. Vallahi bitmez. Kardeş artık sana bir zahmet İstanbul'da. Dur ben görüyorum. Mobiletçi sen de mi geçiyorsun? Bizim mi? Dur abi onlara yol verelim. Geçelim. Şu Citroen'den önce geçeyim. Araba istop etti. Bazen yapıyordu. Bende de bugün yaptı. Gitmiyor. Gaza basıyorsun gitmiyor. Çeyreğe kaydırdı değil mi? Aynen. Bir kere bende de yaptı. Abi şey sen bizi nasıl tanıdın? Yoksa birileri mi Hakan gösterdi? Hakan dedi bana çok. Hakan dedi. Hakan Bursa'dan. Ali abi otoparkla bir tanış. Araba şey yapıyorlar. Test ediyorlar. Test ediyorlar. Onlarla bir tanış. Ta geçen sene ilk geldiğinde demişti. İyi, ben oradan baktım işte. Gördüm sayfanızı yani ben bilmiyordum. Profi araba tanıtıyorsunuz. Ne derler profiye ya? Şöyle ne? Profesyonel. Profesyonel araba tanıtması. Evet. O da bana gelmez. Şöyle döşüne şey, döşüne vuracaksın. Vurmuyorsunuz ya. Vuruyoruz abi ya. Var ya, böyle bastırıyoruz, vuruyoruz. Bakıyorum da ant çok şey konuşuyor. Efendi. Ha, efendi çok konuşuyor. Efendi çocuk tabii ama efendi konuşuyor öyle. Ne bileyim televizyonda konuşur gibi. Bizim yani eski kibar şeyler anlatıyor aslında anlaşılır da. Eski şuraya bir telefonu bağlayalım da şu ekranda Cupra'yı açalım ya. Bizim aynen. Konuştuğumuzu Cupra'yı ne işinler alır? Cupra testini. Cupra izlemedim ben Duplo'yu izledim. Birinde de benden bahsettiniz. Ali abinin 760'ı gibi falan demiş. Boyamışlardı da. Falan. Ha, ben sandım boyamış, ki kendi başkaları boyadı sandım. Ha, sen miydin? Üzüldüm ulan adama geldi burada. Adamın arabasını boyamışlar diye. Meğerse sen boyamışsın. Al işte o boyayalım. Ben üzüldüm ulan millet ne şey dedim adamın arabasını gece hemen boyamışlar. Hemen altına yazdık biz boyadık diye görmüşsünüz. Aynen. Ha bu arada 760'ın fiyatları ne? Vallahi bilmiyorum Serdar bilir onda. Ben yeni arabayla ilgilenmem. Benimki 4 senelik 5 senelik ne alırım ben hep. Yani. Onlar da ayrı yani. O da ayrı. Ne tahmini mesela bütçeleri falan. Ben mesela 4-5 senelik. Yenisi benim arabanın faturası 185 bin euro. Almanya'da. 140 bin, 141 bin fabrika, 45 binde ekstrası var. Hmm. Yani 185 bin ama fullü. Tabii 4-5 senede o çeyreğine kadar iniyor neredeyse. Tabii çok düşüyor. Yarıya iniyor. Daha da geçiyor. Her sene 10 bin düşer onlar şimdi ben. Vay be. Satma niyeti onun için kimse almıyor ya işte. Deli mi millet? Aynen. Ne basıyorlar? Bizden basacak. Düğünde miyik ya? Bu sefer sana değil. Gelin arabası nerede? Bas boruya. Ya bir Hyundai deneyelim. Ben de sağa geçeyim mi? Şey var. Yoksa orta mı iyi? Serbest. Siz bilirsiniz. Serbest. Serbest yine değil. Hangi yol iyi? Aslında şerit denişmek iyi olmaz Almanya'da pek. Denişmeyiz. Niye? Robot gibi duracak. He. Buraya geçen bu sefer orayı yürür. Lan diyor keşke orada dursaydım. He, daha az nasılsın? Bir yerde duramıyorum diye. Oraya gider oraya ona. Değişmeyiz yani. Ne bileyim ama. Buralar güzel yerler. Yeşillik. Napsak ki? Napsak ki? Dünya trafiği alışık değil tabii. Almanya'da hiç trafik olmuyor değil mi? Oluyor canım. İş çıkışları orada da olur. Sabah 6'da 5.30 arası ne olur biraz 7'ye kadar. 14.30'dan sonra da öğleden sonra böyle sadece şehrin çıkışları köylere doğru. He. Ama bu kadar değil yani. Bu kadar değil. Kim hem de öyle karışık değil. İki şeritse iki şerit araba var. Burada üç şerit dört araba gidiyor. Burada abi iki beşinci şeride... orada duruyor çıkacak. Hadi bir gel bam. Burada iki şeride abi beş şey. İşte zor burada. Siz bunu iyi yapıyorsunuz. Ben bunu hayatta araba sürmem. Serdar'la oturuyor taksinin arkaya yok ne yaparsa depoku varsa gidiyor. Nereye götürüyor seni? Vursunlar kırsınlar bize ne? Vururlarsa inerek öbür taksiye binerik. Bela almayalım. Havaalanında falan tanıyorlar mı abi sizi? Söylemesek daha iyi olur. Şimdi bir şey söyleyecek olmayacak. Nasıl yani? Tanıyorlar. Var tanıyanlar çıktı. Var. Bizi yakaladılar evet. Bizi yolda yakalıyorlar bazen mesela. Hmm. Yolda çeviriyorlar vay. Adana'da bu sabah biri bak vardiyası bitmiş.
Adanalı arkadaş, evet, Facebook'u izleyemez. Bizi bekledi, sizi bekledim dedi. Mersin'den geleceğinizi gördüm, saatinizi dedi, 7.50'de. Türk Hava Yolları'yla sanmış, ona bakmış, yok. Onur'dan dedi, bekledim abi sizi dedi, gitmedim eve. Görevli. Havaalanı görevlisi. Ha, var diye bitti, gitmedim dedi. Bir saattir sizi bekliyorum. Ne güzel. Ya, İstanbul'a geldik, hemen kapı çıkar çıkmaz. Sürmeli kapı açıldı, tuttu hemen. Hadi ya. Araba kapıda abi dedi. Getirdi, bak o çocuk getirdi vay bizi. Vay vay vay. Otelimize getirdi, valizimizi bıraktık, oradan buraya getirdi bizi. Süpermiş ya. Ya. Çok iyi ya. Serdar dedi, yok kardeş sağ ol, biz taksiyle gidiyoruz. Yok, olur yok, mu abi bırakma. Falan. Cık, bırakmadılar, Allah razı olsun. İki kardeş Samsunlular. Süper. Ha? Öyle Andın evini abi, bulan çok... var videolardan abi ya. Öyle mi? Andın kapısını çalan. Antalya'dan geliyor. Bizim Almanya'da el elesi çok arıyorlar. Onu araman diye rica ediyoruz firmanın telefonuna. Çünkü görevli şeyler, dispozisyonlar mı dirsiniz, ne dirsiniz evet. Onlara? Onlara geliyor telefon, biz zaten olmuyor Serdar'la. Doğru. Ben zaten yoldayım. Sekreter, Serdar'ın da işi gücü var. Çok zorlatıyorlar. Oraya başladılar. Zor oluyor telefon değil mi? Tabii abi, vaktimiz olsa zaten kendi sayfamızdan yazarız, konuşuruz. Doğru. Firmaya gerek yok ki firmanın telefonuna yani. Adam nasıl doğru. Orada senin nereden buldularsa. Diye. Yok, arabalarda var ya. He var, oradan buluyorlar tabii. El elesin numarası. Doğru. Azıcık daha diyelim de daha çok bulsunlar. Daha çok bulsunlar. Şimdi daha çok kişi izleyecek. Şimdi hep oraya bakacaklar, tılların kapılarına. O zaman arkadaşlar, Alican abi işi gücü var. Zaten benim değil, sekreter benim arıyor. Değil. Ben zaten sekreter bana. Açıyor, ulaşamıyorsunuz. Serdar abi. Ona şey oluyor, bir de dispozisyonlar orada çalışan masadakilere. İki de bir telefona müşteri diye giriyorlar. Aynen. Türkiye'den şuradan telefon var. Ali abi nerede? Ali Serdar abi nerede? Adamların işi bir var. Bir de kesin şey yapıyorlardır. Diyor. İş gibi arayıp hani. Bilmiyorum. Yok, konuşacağız diyor. Ne bileyim ne diyorlarsa. Hiçbiri de denk gelmedi bize yani orada. Abi sizin sen yani. Direkt şey ya, rock yıldızsın ya. Ben bir şöyle arabasını harbiden death metal yani versek. Şunu ben bir kulucunu kırayım direkt. Bir, arabanın kulucu bu. Şöyle boynun ağrıyor ya, şöyle yapalım. Kırt kırt. Şunu bir şöyle kulucunu bir kırayım önce. Direksiyonu bir sağ bir sol. Adamlar zarhoş sandı bak beni. Ben burada zehir hoş araba sürülür mü? Almanya ne güzel ya. Hiç böyle ne bileyim. Bak yine istedim. Huzurlu. Huzurlu yani kafanla abi, burada helal olsun diyorum bu arabalara. Her bilmiyorum, yerden kafaları... zıplayan var değil adam mi? Hasta olur burada bu trafikte ya. Sorma. Öyle. Cumartesi bir de bugün çok. Daha mı çok kötü? Cumartesi çok oluyor. Tabii cumartesi abi. Trafiği buralar fena. Vallahi toplu inan, taşım kullanacaksın. İşte vapura olur. Bineceksin abi karşıya geçmek istiyorsan. Vapur iyi bak mesela. İşte metrobüs, metro. Bak metro da iyi, güzel. Onlar iyi oluyor hatta. Ama dolmuş sevmiyor. Tüm Mersin'de bindik, ölüyorduk bir tanesinde. Ha zevk olsun dedik, Ümit neyi bir deneyelim dedik. Zevk olsun diye. Serdar kafayı yedi. Roller coaster'dan beter değil mi? He vallahi Serdar kafayı yedi. Alican abinin YouTube hesabını arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Yok gerek yok. Etmeyin ya Alican. Bizi yedin. Takipten çıkın o zaman Alican abi. Gidin buna, bunlara gidin, otoparka gidin. Ben daha kimseye demedim, gelin sayfayı ne beğenin diye, onun için ne bileyim. Abi zaten ondan insanlar seviyor. Sen nasıl samimi insan, bana da diyorlar ki abi şu reklamımızı yap. Lan diyorum, adamın ağzına sokarsan gelmez. Gelmez, aynen öyle. Ben daha bir kişiye demedim ki gelin şu sayfayı beğenin diye. Ama senin o çeşme projesi falan süper ya. Afrika'da çeşme yaptırdınız ya. Arkamda da adamlar vardı, olmasaydı. Ama yani Serdar çok güzel bir olaydı. Zor oldu o da. Tabii. Üşüdün mü abi? Yoo, ben şöyle duruyorum, canım sıkıldı. Şunlara bakıyorum, gelen geçenlere. İşin... Sen bakma kamerayla. İşin... Vallahi teyzeler... Nereye kıza neye bakıyor sanırlar beni. Düdük çalalım geçiyor değil mi? Sonunu kış kış çekilin. Şöyle. Dayıcık da biri sürse ya, hep ben süreceğim bunu. Sana arabayı ağır bir şey yaptık. İstanbul'da bana İstanbul'da araba sürdürdünüz ya. Hadi sevgiler. Önce Almanya'nın kıymetini bileceksin. Başkasının gibi sürmem de otopark olduğu için siz biraz eyvallah. Bir şey olmaz size yani. Sıkıntı olmaz ha, abi. Bursa'da kulaklarını da götürseler. Aynen. Büyük firmasınız, bir bok olmaz. Eyvallah. Ama bir arkadaşımın arabası olsa yazık olur mesela. Bizim çocuklara bir abi. Aleyküm selam sizin çocuklara, otoparka, bütün sürücülerine, yöneticilerine, çaycısına. Montajcısına. Montajcısına mı? Haber editörüne, takipçisi. O editör montajcıdan bir de bize lazım. Lazım ama. Aynen. Buradan biz... tamam söyle abi işte. Onun için GoPro ile çekmiyor Serdar abiniz. Alican abiye kurgucu lazım. Kurgucu. Ya arkadaşlar. Kurgucu. Yok lan ya, çok çok gelişinde mesajlarını yazacağım. Eyvah. Ben bakamam. Kim bakacak elimizin. 20 dakika buna şimdi? Bakarlar abi, sen merak etme. Vallahi ben bakmıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen sabaha kadar konuş, izlerler de dinlerler de.
Hiç sıkılmazlar. Yiyorlar ama onlar bir ön dinler yani. Üç kere yapayım bak bu ne dinler. Baksana 9 dakika dinledim adam ölmüyor. Bakmayın boşuna diyor. Üşenmeden ben seyrettim diyor. Alican. Ya şunuca da başkası sürse ya. Hep tamam ben sürücem tamam, şimdi. Değişiriz abi şimdi. Değişelim mi? Kapatalım. Hadi bir görüşmek üzere. Buraya da abi bir görüşmek üzere de. Otopark timiyle. Otoparklar arkama geldi şimdi. Bunlar hep arkamdan geliyor. Hepinize bay bay. Ciao bella. El el Serdar. Ciao bella. Ciao bella. Otopark. Yazın görüşeceğiz. Bütün görevleri. Yazın görüşeceğiz aynen, zaten. Yazın evet. Piste sokuyoruz abi seni inşallah. Minibüsten gelsek minibüsü sokarız. Hayır senin. Tamam minibüste de sokarız orada ama. Orada Serdar sürer. Onun şeyi var. Lisansı piste var. Piste güzel makin 760'la gelirsen ona gireriz. Bakalım inşallah. Hadi abi. Ciao bella. Çekilin. Lan yeşil de geçiyorlar lan. Ördek mi bunlar?